Son önemli gelişmelerinin yer aldığı Kepez Bülten'den herkese iyi akşamlar. Ben Ayşe Gülatay. Sevgili izleyiciler, pandemi sebebiyle 4 aydır yapılamayan Kepez Belediyesi meclis toplantıları sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde şeffaflık ilkesiyle gerçekleştirildi. Canlı olarak yayınlanan belediye meclisini vatandaşlar belediye hizmet binası önünde kurulan dev ekranlardan izledi. Önergenin gündem alınması hususunu oylarınıza sunuyorum. Pandemi sebebiyle yapılamayan Kepez Belediye Meclisi Temmuz ayı olağan meclis toplantısı olarak gerçekleştirildi. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen toplantıda altısı önerge olmak üzere 54 gündem maddesi görüşüldü. Değerli arkadaşlar oluşan isteği kabulü yönünde oylarınıza sunuyorum. Mecliste Antalya'ya hizmet edenlere vefa örneği gösterilerek Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Antalya'mızı temsil etmiş milletvekillerimiz Doktor Hasan Fehmi Bostepe ve Avukat Galip Kaya ile Cumhuriyet Senatosu Antalya Senatörü Avukat Mehmet Pırıltı isimleri Kepez'in caddesinde yaşayacak. Ayrıca Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Antalyalı piyade uzman onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın ismi Esentepe ile Göçerler Mahalleleri arasında kalan 5435 sokakta Antalya manzarasına hakim Masadağ eteklerinde yaşayacak dedi. Zor doğa şartları yatırıma engel değil. Yeter ki niyetiniz ve azminiz olsun diyen Başkan Hakan Tütüncü, masada eteklerindeki coğrafi engelleri ortadan kaldırarak Barış Mahallesi'nin iki yakasını buluşturdu. Açtığı her yol ile hem mahallelerin değerini arttıran hem de şehir içi ulaşımını rahatlatan Kepez Belediyesi, durmaksızın devam eden çalışmaları ile 11 yılda toplam 1000 kilometrenin üzerinde yol yaptı. İlçe belediyelerinin yapamayacağı büyüklükteki çalışmalarla ön plana çıkan Kepez Belediyesi Masadağı eteklerinde kurulan Barış Mahallesi'nde uzun zamandır süren yol açma çalışmalarını tamamladı. Yeryüzü şekilleri sebebiyle doğu ve batı yakası arasında ulaşımı sağlanamayan 2906 sokakta Kepez Belediyesi fen İşleri ekipleri zorlu şartlarda çalışarak kayaları kırdı açılan yolda yapılan bağlantı ile Barış Mahallesi'nin iki yakası buluştu. Kepez Belediyesi'nin zorlu coğrafi şartları yenerek inşa ettiği Milliyetçi Hareket Partisi'nin merhum kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'in isminin verildiği bulvarın çalışmalarını tamamladı. Tüm illeri temsilen orta refüşlere de 81 adet yetişmiş zeytin ağacı dikilen bulvara uzunluğu 1200 metre, genişliği 30 metre, yüksekliği 8 santimetre olan 6500 ton sıcak asfalt döküldü. Şehir içi trafiği rahatlatan bulvar bölgenin değerine değer kazandırıyor. Kepez Belediyesi ilçesindeki sem parkı sayısını her geçen gün bir kat daha arttırırken bir yandan da mevcut sem parklarını atölyelerinde ürettiği kent mobilyalarıyla güzelleştiriyor. Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ahşap işleri atölyesi kendi bünyesinde ürettiği birbirinden farklı kent mobilyaları ile ilçeye estetik katıyor. Özellikle yaz aylarında sıcaklardan korunmak için üretimine ağırlık verilen pergoleler Kepez'deki tüm parklarda uygun alanlarda konumlandırılıyor. İlçede ihtiyaç duyulan noktalara yerleştirilirken üretimin ilk aşamasından montajına kadar geçen sürecin belediye personelleri tarafından titizlikle yürütüldüğü çalışma Kepez'in mahalle parkları ile birlikte Dokuma Park, Kent Ormanı, Macera Ormanı, Tek Sarnıç, Park Fantastik gibi Kepez'in göz bebeği haline gelen noktalarda vatandaşların hizmetine sunuluyor. Kepez Belediyesi'nin sağlık hizmetlerini tek çatı altında toplayıp kurumsallaştırdığı belediye tıp merkezi Antalyalı vatandaşlara dört dörtlük hizmet sunuyor. Kepez Belediyesi'nin sağlık alanında yaptığı yatırımlarıyla hizmet veren Belediye Tıp Merkezi 12 yılda 610.882 işlem yaparak Kepezli hemşehrilerine şifa dağıtıyor. Müzik. Her bölümü ayrı ayrı yoğun ilgi gören belediye tıp merkezinde göz polikinliği bölümünde bugüne kadar 16.579 hastaya muayene, gözlük ve çerçeve hizmeti, ağız ve diş sağlığı polikinliği bölümünde 24.297 kanal tedavisi ve implant, fizik tedavi bölümünde 10.619 hastaya fizik tedavi hizmeti, engelli, yaşlı ve yatağa bağımlı 44.662 vatandaşa evde sağlık ve bakım hizmeti verildi. Teknik altyapısı, uzman hekim kadrosu, kalifiyeli sağlık personeliyle Kepez Belediyesi, belediye tıp merkezinde yeni poliklinikler açılacağını bildirdi. Pandemi sürecinde belediyeye ait tesisleri işleten esnaftan 3 ay kira bedeli almayarak Türkiye'ye örnek bir çalışma sergileyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye birlik başkanlarında aralığında yer aldığı esnaf heyeti teşekkür ziyaretinde bulundu koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında belediyeye ait işyerlerinden Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ait kira bedellerinin alınmayacağını duyurarak Türkiye'deki diğer belediyelere de örnek olan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü makamında çok sayıda birlik başkanlarının da aralarında bulunduğu esnaf heyeti ziyaret etti. Heyet adına konuşan Isparta Esnaf Odaları Birlik Başkanı ve 6. Bölge Esnaf Kefalet Kooperatifleri Bölge Birlik Başkanı Ahmet Tural bu zor günlerde tüm imkanlarınızla esnafımızın yanında olduğunuzu gördük. Öncelikle kiracınız olan tüm esnaflardan herhangi bir ayrım gözetmeden 3 ay kira almama kararınız Türkiye'de bir ilk oldu. Bu konuda öncü oldunuz. Şimdi diğer belediyelerin de bu kampanyaya katkı yapmasına vesile oldunuz. 2200'den fazla esnafa düzenli olarak dezenfekte hizmetiniz çok anlamlı şeklinde konuştu. <laughs> Hem çiftçilerin hayatını kolaylaştırmak hem de girdi maliyetlerini düşürmeye yönelik projeler üreten Kepez Belediyesi, sera atıklarından organik kompost üretimine başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ülke genelinde başlattığı atık oluşumunun azaltılması ve atıkların kaynağından ayrıştırılarak ülke ekonomisine kazandırılmasını amaçlayan sıfır atık projesi kapsamındaki çalışmalar Kepez'de hızla sürdürülüyor. Sıfır atık belgesi alarak çevreci çalışmalarını tescilleyen Kepez Belediyesi, sera atıklarından ürettiği kompostun kalitesini tescillendirdi. Ya ya. Atıklardan elde edilen kompostun Antalya Tarım İl Müdürlüğünce yapılan analiz sonucunda organik madde içeriği yüksek olduğu gözlemlenirken, üretilen kompostun toprak dengeleyici özelliği bulunuyor. Ayrıca 5 ton ağırlığa sahip seri atıklarından ortalama 2-2,5 ton organik kompost üreten Kepez Belediyesi, Antalya'da ilk çiftçilere yönelik kompost üretimi yaparak çiftçilerin girdi maliyetlerini düşürmeyi amaçlıyor. Sevgili izleyiciler, Kepez Belediyesi, kentin kırsal kesimlerinde tarımsal ve hayvansal üretime destek veren kadınlar için kurduğu Antalya Köy Pazarı'nın hemen yanı başına her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri sosyete pazarı açtı. Antalya'nın en geniş ormanlık alanlarına sahip olan Kepez Belediyesi, doğayla iç içe olan ormanlık alanları halkın kullanımına kazandırıyor. Kepez varyantının hemen yanı başında yer alan ve halkın kullanımına açılan Park Fantastik, hafta sonları yüzlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Kepez Belediyesi'nin Park Fantastik'te kent'in kırsal kesimlerinde tarımsal ve hayvansal üretime destek veren kadınlar için kurduğu Antalya Köy Pazarı'nın hemen yanı başına Soseti pazarı açtı. Bu güzel pazar hem Antalya'ya farklı bir cazibe olsun, hem de Kepez'e farklı bir değer oluştursun istedik. Ve böylelikle bu pazar birlikte beraberce ellerimize doğmuş oldu. Antalya köy pazarından sebzeden meyveye her türlü ihtiyaçlarını temin eden ziyaretçiler, giyimden ayakkabıya kadar artık her türlü ihtiyaçlarını Kepez'in Soseti pazarından karşılayabilecek. Kepez Belediyesi'nin kültür sanat faaliyetleri kapsamında bu yıl 6.'sı düzenlenecek olan Ahmet Hamdi Tanpınar Ulusal Edebiyat Yarışması başvuruları pandemi nedeniyle 17 Ağustos tarihine kadar uzatıldı. Kepez Belediyesi tarafından bu yıl 6.'sı düzenlenecek olan Ahmet Hamdi Tanpınar Ulusal Edebiyat Yarışması son başvuru tarihi pandemi nedeniyle 17 Ağustos tarihine kadar uzatıldı. Kimse boyun eğmez kimse bakmaz kimsenin tek bir yaşına. Türk Edebiyatı'na hizmet etmek amacıyla belirlenen konu kapsamında yarışma iki kategoride gerçekleştirilecek. Her yıl farklı temalarda düzenlenen yarışmanın bu yılki konusu Türkiye'de kadın olmak. Senaryo türünde düzenlenecek olan yarışma hakkında 0242-325-6060 numaralı telefon veya kepeskültür.com adresinden detaylı bilgi alınabilir. Uzak alemlerin nidasını yarışmaya başvurular elden teslim veya posta ile yapılacak. Sevgili izleyiciler bu haberimizle birlikte Kepez Bülten'in sonuna geldik. Yayınlarımızı sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Haftaya görüşünceye kadar hoşçakalın.